O maç da öyleydi. Yani şimdi kullanırken mesela Berguiz'i kullandı bu maç. Steven Berguiz'i kullandı. Berguiz burada Dumfries beraber çok Vinaldum'la beraber çok doğru bir üçgen kurdular. Onların kurduğu üçgenin tam tersine diğer tarafta da kuruyorlar. Yani senin burada simetriye karşı vereceğin mücadele tek simetri değil, ikili simetrilerden bahsediyoruz. Burada da Gakbo'yu hep çizgide bıraktı. Malasya'yı hep yarım alanlardan koşu yaptırdı. Memphis Depay'ı oralara yaklaştırdı ve orada bir işbirliği sağladı. Onlar bu işbirliğini sağlarken tabii ki çok daha farklı bir şey oluyordu. E, Frankie de Jong'un da top sürüm sürmesiyle beraber, dribbling becerisiyle beraber katılımıyla David klassen Veynaldum ara sıra veyahut da Frankie de yok. Buralarda çok çabuk biten oyuncular oluyor. Mesela Dipe'ye buraya mı çıktı? Çat buraya gakbo girebiliyordu mesela. Üçgen kurmaktan bahsedeyim. Illa burada pas trafiği demek değildir. Orada sırtında taşıyor. Veynaldum Memphis Dipe'ye yaklaştığı zaman Çat <laughs> e, buradan Bergüz geliyor. Dumfries buradan hücuma bindiriyor. Ve genellikle çizgiye yani şuralara inmiyorlar. Evet. Ceza sahasının içindeki sıfıra inerek e, işi e, çözmeye e, çalışıyorlar. Burada savunmada top çıkartırken üçlü kalıyorlar. Bazen Dumfries buradan gider, giderken bu şekilde şöyle göstereyim. Şöyle burayı kullanırken Hollanda'da. Berguys tamamen burada kalıyor. Hatta şöyle kalıyor oyun kurulumunda. Stoperler burada şu Malazza ile beraber oyun kurarken Berguys'i çoğu zaman burada da gördük. Yani e, tam güncel tabiriyle, futbolda çok kullanmayı sevdiğimiz tabiriyle rakip takımın bütün yerleşimini manipüle edebilecek her şeyi denediler Karadağ maçında. Ha, golü 46 yani 45 artı da penaltıdan bulmuş olabilirler ama o ana kadar hep dönediler. Yani Karada bir kere hücum yapabildi koskoca 45 dakika boyunca yani ilk yarı boyunca 45 artı uzatmalarla beraber. Onda da Hollanda savunmasının daha yeni yeni e, bu yeni oyuna alışırken tekrar bir 4-3-3 formasyon alışırken hat arasına adam soktular bir kere. Çat buradan soldan sıfıra indiler ve tehlikeli hücum gerçekleştirdiler o kadar. Benim ilk yarıda tehlikeli hücum olarak adlandırabileceğim bir noktada. Yani oyun kurduğumda stoperler buradayken, malası buradayken, buradan Frank Gideon geliyor. Bazen burada bir kare kuruyorlar. O kareyi kareden çok çabuk, yani kendi kurdukları kareyle beraber çok çabuk çıkabiliyorlar. Maçın ikinci yarısında şunu gördük. Karadağ maçından bahsediyorum yine. İlk yarıda hep karşıladık Karadağ'a. Yani şuralara dönüp, oyuncular burada hücum prese başlatmadılar, şok baskıya başlamadılar. Hep buraya gelip karşıladılar ve hep başları belaya geldi. Maçın ikinci yarısında karşılamaktan ziyade yönlendirme baskısı bir yaptılar. Malasya ya bir hatalı pas verdi. Golle sonuçlanıyordu. Baskı yediler. Veynaldum bir kere şurada ikili sıkıştırmadı. Topu kaptırdı. Kalelerinde hücum gördüler. Tehlike gördüler. Yani söylemek istediğim şu. Karşılayacaksak rakibi kendi sahamıza çekilerek yani şuralarda karşılayacaksak sıkıntımız büyük. Ama doğru bir yönlendirme baskı yapabilirsek o zaman belki de hiç beklemediğimiz bir iş yani bizim beklemediğimiz Galibiyet olarak bize dönebilecek bir dişe de imza atabiliriz diyeyim. Detaylandırırız Bu bazen. maçları yapabiliyoruz ya. Evet. Ne yazık ki. iyi bir şey olarak söylemiyorum bunu. Hı -hı. Ama bu maçları yapabiliyoruz. Şimdi sen de dediğin gibi Luis Fangal geldikten sonra ilk işi hemen 3-5-2'yi 4-3'e çevirdi. Ne Ama aslında 4-3'ü de şöyle oynuyorlar. Yine söylediğin gibi. Sağ içinde o yerleşimi biraz farklı yapıyorlar. Şimdi şöyle diyelim. Normalde klasik 4-3 oynayan takımlar bekleri bindirir. Merkez oyuncusu iki stoperin arasına girer, stoperler açılır. Klasik artık hücumda 3-2-5 mi yerleşirler? Nasıl yerleşirlerse artık 3-7 mi yerleşirler? Evet. Onlar oyuncunun yeteneklerine bağlı. Ancak Hollanda'da şöyle bir şey var. Norveç maçında bunu çok sık gösterdiler. Neden Norveç maçında çok sık gösterdiler? Çünkü Norveç forvetleri aslında bizim forvetlerin yapması gerekeni yaptı. Hı -hı. Buralarda hep böyle bir aradı. Hep bozmaya çalıştı. İşte Haaland orada zaten bunu yapıyor. Ve geriden El Yunusiydi sanırım Hı -hı. onun desteğiyle beraber. Sol bekleri de çok ileriye çıktı karşıladı. Onun da sonra sıkıntısını yaşadılar. Bunu Frankie de Jong'u normal şartlarda iki stoperin arasına sokar takımlar dersin ama hayır Fangal şöyle bir şey yapıyor. Tamam geliyor ama geldikten sonra hemen şuna dönüyorlar. Hı -hı. Ya aslında... 4 3 3'ü 3 4 3'e çevirmiyorlar. Böyle bir 2 1, 1. 4 3 hatta bir bek katılımı da oluyor. Bazen sol bek, bazen sağ bek şuraya. Evet. Artık o rakibin evet. yönlendirmesine göre. göre. Tabii. Hatta ilerideki yerleşirken 2 1 4 2 1. Hani 3 4 3'ü de öyle hem gerideki üçlüyü 2 1 diye dağıtıyorlar, hem öndeki üçlüyü, üçlüyü 2 1 diye dağıtıyorlar. İşte bunu yapıyorlar. Devamında E tabii ki buradan çıkamadıkları zaman bir de şöyle bir güçleri var. Fandijk diye bir oyuncuları var buradan çıkamıyorlarsa tekrar Van e geliyor. Van bir uzun topuyla bir anda zaten top hücuma düşmüş oluyor. Genelde pasları da çok isabetli. Hani şunu söylemeye gerek yok. Milli takım Frankie de baskı yapmalı. Van uzun top attırmamalı diye söylemeye gerek yok. Eğer bunu görürsek maçta De baskı yapılmadığı için De Jong top alır, yüzünü döner, dripling yaparsa Van Dijk çok rahat bir şekilde işte Gakpo'suymuş, Bergwijn'ıymış, Bergwijn'ıymış, kimse artık Finaldo muymuş. Savunma arkasında uzun topla kaçırırsa biz gerçekten kapatıp gidelim yani. Hı hı. Bunları da artık bu bunu böyle herhangi bir Premier Lig, herhangi bir La Liga izleyicisine sorsak böyle 15 yaşında hani hiç sadece izleyecek. Evet. Futbol başka bir şey yapmıyor. İzliyor, kapatıyor. O bile söyler. Yani o yüzden bunları geçiyorum. Burada çıkamadığı zaman bu silah olduğu için De Jong'u şöyle de kullanıyor. Buraya geliyor de yok. Sağ stoper oluyor. Niye? Çünkü ile yanlış hatırlamıyorsam bindiriyor. Hı hı. Onu tuttu destekte. Sol bekini çıkarttı ileriye. De Jong bu sefer sol bek oluyor. Van oyun kurucu oluyor. De Vrij sağ stoper oluyor. Bunu çok, çok çok, güzel yaptı Norveç maçında. Çünkü geçen sene Franky De Jong kumanda stoper olarak da oynadı şu savunmada. Evet. Final dum forvet olunca hani şöyle genişliyor. Zaten Franky De Jong takımın en büyük sorunu bu. Takımlar normalde şöyle genişler. Evet. <laughs> takımı böyle genişletiyorlar ama çok çok iyi yetenekli evet. oyuncular olduğu için bunu da iyi oynuyorlardı. O ayrı bir nokta. Hızlı geçişleri çok iyi yapıyor bu takım. Bak Cebeli Tarık'tan bile kontra yedik. Evet. Hollanda'nın hızlı geçişleri çok büyük tehlike olacak. Nedir hızlı geçiş? Şurada pas yapıyorlar. Tık 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 yaptık. Biz de uyuduk, baskı yapmadık. Bir anda yani şuraya, şuraya tak 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 5 kişi yerleşirler. 5 seçenek anlamayız. oluyor. 5 seçenek anlamayız. yaratıyorlar. Benim de dikkatimi bir şey çekti maçlarda. En çok zorlandıkları zaman dilimlerini tekrar tekrar aldım. Böyle bir seyrettim. Şimdi Hollanda'da kaleciye dönme özgürlüğü var. Ayıp olarak saymıyorlar bunu. Kaleciye dönelim. job oynadı bu maçta benim izlediğim Karadağ maçında. Döndüler döndüler. Oyunu merkezden kurarken bir sıkıntı yaşamadılar. Ama ne zamanki Karada kaleciyi ve hatta o anlık belki de spontane gelişen bir baskı yönlendirmeydi. Çizgiye yüksek top atmaya zorladılar. O zaman Hollanda bütün kayıpları yapmaya başladı. Hem sağ bek hem sol bek hiç önemli değil. Çizgide kim varsa. Gakbal olabilir bu arada. Bergwijn olabilir. Hiç önemli değil. Yani şuralara yüksek top, direkt topla çıkmaya zorladığın anda Hollanda'nın burada belirgin defoları başlıyor. Belirgin defodan da kastım şu. Yani oraya zorladığın anda senin topu kazanabilme ve Hollanda savunmasını yerleşik düzenden e, oynamış bir Hollanda savunmasını eksik yakalama şansım var. Karadağ maçında Karadağ bunu çok iyi oynayamadı. Ama en azından bizim bunu iyi oynayabilecek oyuncularımız var. O yüzden Hollanda maçındaki kadroyu gördüğünüz zaman eğer Kenan Karaman'ı yine bir sol kenar forvet olarak görürseniz buna isyan etmeyin. O zaman bu işin bir matematiği var demektir. Bizim onları çizgiye zorlamamız, çizgiye atılacak yüksek topları doğru toplayabilecek şekilde hareket etme ihtimalimiz. Hatta Mert Müldür katılımıyla. Muhtemelen Mert Müldür oynayacak çünkü bu maçta yine. Ee, bizim sol ya sen aynı bak... noktaya çıkıyor. Yönlendirmeyi Yönlendirme. doğru yapmamız lazım. Doğru yapacaksın yönlendirmeyi. Yani hiçbir şekilde yönlendirmeden vazgeçtiğin anda daha demin senin bu bahsetmiş olduğun beşli bütün o ön alan yerleşimi gelir ve paramparça olursun. Evet. Bunu kendime not aldım. Program başından beri Toduro dediğim sabit tim vermiş. Niye ise ama Toduro diyorum sabahtan beri. Toduro kimse. Toduro? Nereden? Nerede? Sabah kesin bir şey okudum. Bir şey gördüm aklımda kalmış. Timber. Jürgen David Norman Timber. Adında diyor. Jürgen Timber. Evet. Belki de bir şeyi vardır onun. Akalar oluyor ya böyle tırnak ya içinde. Tamamen ben de <laughs> başka bir şey okuyup çünkü dün e, şeyde gece çalışırken bir de sabaha karşı Brezilya-Arjantin maçındaki çıkan olayları da çalıştım. Evet. Bilmiyorum. Bir yerden durdum. Kusura bakmayın. <laughs> Timber'e Toduro dedim. Buradan kendisine de sorry diyorum. Sen zaafları söylemişken ben de bir zaaf söyleyeyim. Norveç maçında bir sekans vardı. Çok enteresan. 3 dakika boyunca Hollanda Rakip yarı sahada atak yaptı. Pas yaptı, döndü, kaptırdı, hemen kaptı, tekrar yerleşti. Yani sete oturdu. 3 dakika boyunca sağdan, soldan atak yaptı, yaptı, yaptı. Şurada bir top kaptırdılar. Bir uzun top. Şurada bir oyuncu topu aldı. Bir ara pası Haaland ceza alanında. 9 saniyede. Bak 3 dakika atak yapan takım 9, 9 saniyede gol yiyordu. Evet. Yani yine bilce oldu kaleci yanlış hatırlamıyorsam doğru mu söylüyoruz ismini bilmiyorum da böyle hani ayağından sekti son anda eliyle tuttu. Hani o, yani bu da bir, bir zaaf. Yani bunu neden kullanmayalım? hani Bir kapılacak top yerleşmişken bu beş kişiyle arkada belli ki boşluk bırakacaklar. Hı -hı. Bu boşluğu biz kullanamaz mıyız mesela Cengiz? Cengiz Cengiz Ünder.